Herkese hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün Akit TV ekranlarında mutfağımızda sizinle birlikte her zaman olduğu gibi sofralarımızı kurmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Yemeklerimizi pişireceğiz bildiğiniz üzere. Tabii ki konuklarımızla, misafirlerimizle inşallah bugün yine sizlerin evine misafir olmaya geldik. Kapınızı açtığınız için, bizi evinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, Ramazan ayında oruçlarımızı bir yandan tutarken bir yandan da mukabelelere gitmeye devam ediyoruz. Orada çok güzel dualar ediyorsunuz. Birbirimize dualar ediyoruz. Biliyor musunuz ki hadis-i şerif şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İnşallah Allah melekleri mübarek Ramazan ayında oruç tutan kullarına dua etmek için görevlendirir. Bakın görev ne kadar güzel bir görev. Melekler her daim yanımızda. Biz zannediyoruz ki tek başımızdayız, yalnızız. Oysa ki öyle değil. Her zaman hem Rabbimizle birlikteyiz, hem onun görevlendirmiş olduğu melekler yine bizimle birlikte. İşte çocuklarımıza bir şeyler anlatıyoruz ya. Unutma, hiçbir zaman yalnız değilsin, ben yanındayım. İşte bu cümleye bir cümle daha ekleyin. Deyin ki, yavrucuğum, senin aynı zamanda Rabbin de yanında. İnşallah hiçbir zaman yalnız değilsin kul. Rabbi olduktan sonra yalnız olmaz, yalnız kalmaz Allah'ın izniyle. O da her daim seninle birlikte ve senin yanında, melekleri de seninle birlikte. İşte yalan söyleme. Akşam gelince ya da bir yerde duyarsam kızarım diyorsunuz ya çocuklarınıza. Aslında hiç söylemenize gerek yok. Deyin ki melekler yanında zaten. Ben duymuyor olabilirim, görmüyor olabilirim ya da farkında olmayabilirim. Ama Rabbim duyuyor. Seni duyan, seni işiten, seni gözleyen, sürekli bir kamera var. Öyle düşün. Rabbim de seni sürekli gözlüyor, sürekli görüyor inşallah. Sevgili izleyicilerimiz, Allah da bizi görüyor, dualarımızı gönderiyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında inşallah dualarımızı kabul eylesin. Cennet kapılarının açıldığı, huzura erdiğimiz bu günlerde yine lezzetlerimizi buluşturacağız mutfağımızda. Tabii ki sizinle birlikte. Ne yapalım o zaman? Şöyle bir güzel malzeme listesi görelim. Tabii ki misafirlerim, konuklarım yine benimle birlikte. Sevgili izleyicilerimiz, lezzetli yemeklerimizi biliyorum ki gördünüz, hazırlıklarınızı yapıyorsunuz inşallah. Şimdi sizinle birlikte yine bu lezzetli yemekleri çok lezzetli bir elden yapmaya başlayacağız. Siz onu daha önce bizim programımızda gördünüz. Akit TV ekranlarında yine biz onu Mutfakta Hayat programımızda ağırladık. İnşallah bu Ramazan'da da yine Ramazan ayı itibariyle sizinle buluşturmak istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Yani Ramazan dolayısıyla yoğun geçiyor. Evet. Çalışıyor biraz, muyuz? Tabii. Devam. Ne iş yapıyoruz? İnternet üzerinden sipariş alıyorum. Hı hı. Ev yemekleri üzerine. Evet. İşte mantı, içli köfte. Ramazan'da baklava da yoğun oluyor. Bu şekilde sipariş alıp evet, evde yapıyorsunuz ve siparişlerinizi ulaştırıyorsunuz. Evet. Bu arada isminizi biz duyamadık sanki. Yeşim Memiş. Yeşim Memiş Hanımefendi, efendim biz kendisini tabii ki daha önce konuk ettiğimiz için, misafir olarak ağırladığımız için tanıyoruz. İnşallah bugün o lezzetli yemeklerini yine yapacağız Yeşim Hanım'la beraber. En çok nelerden bugünlerde sipariş alıyorsunuz? İçli köfte, her zamanki gibi mantı ve sarma da çok isteniyor. Evet. Tatlı da bayağı. Bayağı gidiyor. Evet. Yani ben görüyorum liste artık kabarmış. Laz böreği girmiş, baklavalar evet, girmiş. Yani önceden daha çok tuzlu üzerine çalışılıyordu. Evet. Ancak liste genişlemeye başlamış. Biraz da Ramazan'ın bereketiyle galiba. Tabii tabii. İstek İnsanlar daha çok... çeşit çeşit yemekleri özlüyorlar. Doğrudur. Oruçlu olduklarından dolayı ister istemez evet, siparişler de artıyor. Aynen öyle. Hem iş hem de arkasından bir yemek düşünen, çalışan hanımlarımız için İşte Yeşim Hanım muhteşem bir şekilde lezzetlerini hazırlıyor ve siparişleri sizlere ulaştırıyor sevgili hanımlar. Ne hı hı, yapalım şimdi? Başlayalım. Bismillah diyelim. Ne yapalım önce? Önce yaprak sarmamızı yapalım isterseniz. Çünkü onun pişme süresi var. Evet. Önce yaprak sarmamızı evet, yapalım. Şöyle pirincimiz var. 2 su bardağı kadar önceden ıslattık, yıkadık. Bir güzel hazırlık.
Evet, ben bunu biraz farklı yapıyorum. Uşaklı bir teyzemden öğrenmiştim bunu. Evet. Kavurmuyorum pirinçleri. İçine domates rendeliyorum, soğan, biraz limon, işte bol baharat. Çok az bir miktarda da şeker, o ekşiliği alsın diye. Evet. İşte maydanoz. O şekilde. O zaman şekilde başlayalım şimdi. 3 tane burada domatesimiz var. Evet. Güzelce rendeledik. Domatesimizi şöyle sosun içerisine direkt koyuyorum. Şöyle güzelce bir sos oluşturduk. Onu sos, koyuyorum. Soğan, bol soğan ne kadar olursa o kadar iyi olur. Burada sarmanın aslında lezzetlerinden bir tanesi de soğan. Etsiz yapıyorsanız özellikle evet. Etli sarma da var. Biliyorsunuz sevgili izleyicilerim, tabii ki siz çeşit çeşit yapıyorsunuz. Ama etsiz de hani buna başka yerlerde yalancı da diyorlar. Yalancı dolma. Et kullanmayınca usuller değişiyor. Şimdi şöyle biraz içine limon sıkıyorum ben. İçine sıkıyorsun. Biraz sıkıyorum. Pişirirken dışına da bir kaşık alabilirim. Hemen. İçine limon sıkıyorsun. Evet. Pişirirken de birazdan gösteririz zaten. Farklı bir pişirme şekli var. Şekil de farklı yine. Evet. Tamam. Sıvı yağ koyacak mıyız? Koyacağız. İçerisine? Tuzumuzu ekliyoruz. Zaten sarma dolmayı yediren bol sıvı yağ, soğan, baharat oluyor. Sıvı yağ da çok lezzet veriyor. Gerçekten piştikten sonra da yapraklar böyle incecik incecik ayrılıyor. Çok müthiş bir lezzet oluşuyor. Karabiber, nane. Karabiberi ben kullanmıyorum. Kullanmayacak mısınız? Kullanmayacağım. Hemen geri aldım. Eğer isterlerse hani. Tercih edebilirler. Tercih ediyorum ama hassas, mide, özellikle midesi hassas olanlar için biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden. Evet, tabii bununla birlikte Yeşim Hanım, daha öncesinde biliyorsunuz ki Ramazan hazırlıklarımız çok yapılıyor. Ramazan'dan önce de hanımlarımız birçoğu yufka açtı evinde, işte erişteler yaptı, makarnalar yaptı, mantılar yaptı, dolapları doldurdu. Doğrudur. Sizin gibi yapamayan hanımlarımıza da inşallah sizin gibi bu şekilde hizmet veren hanımlarımız destek oluyorlar. Şimdi maydanoz mu ekliyoruz biraz da? Maydanoz ekleyelim. Ya bunlar isteğe göre aslında. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Ben maydanoz kullanmıyorum fazla. Çünkü maydanoz, karabiber... Kişiden kişiye değil. Yani ben dışarı yaptığım için hani sipariş olarak biraz seçici davranmak zorundayım ama hani evde kendisi için yapanları nasıl istiyorlarsa. O da ailenin artık damak tadı evet. Oturmuştur zaten. Yani mutlaka evimizde yemek yapan kimse, hanımefendiler, beyefendiler artık kim yapıyorsa o damak tadı zaten bellidir. Sevdiğiniz baharatları yine kullanın. Biz burada bu kadar ekledik. Siz farklı eklemek istiyorsanız ekleyin. Ya da çıkarmak istiyorsanız çıkarın. Tabii tabii. Yani sağlıkta etkili olduğu için karabiber mideye dokunabiliyor. Bana dur deyinceye kadar devam edelim. Durmayın. Durmayayım mı? Yani sağlıkla yakından ilgilenenler için biraz. Bol sıvı yağlı güzel bir iç harç hazırlıyoruz. Hiç pişirmeden ve limon da içerisinde, bakın sevgili izleyicilerimiz. Yarım limonu Yeşim Hanım içerisine sıktı. Kavurmadı. Bir de dışına koyacağız tabii ki. Pişirme şekli de farklı. Normalde kıymasız yapılacağı zaman böyle yaparlar. Ama zaten bol soğan da kıymanın yerini tutabiliyor aslında. Çok i̇şte da bir fark olmuyor yani. Evet, lezzet kısmını soğandan alıyor. Pirinci lezzetlendiren aslında soğan ve sıvı yağ. Biraz bol miktarda sıvı yağ. Ben şöyle bir çay kaşığı da şeker alabilirsem. Tamam, bir çay kaşığı şeker. Evet, şekerimizi ekleyelim. Şöyle bir tat kaşığı kadar. Biraz daha az. Biraz daha az. Yeterli mi? Yeterli, tamam. Bunu niye ekledik? Niye ekledik? Genelde Ege yöresinde kullanıyorlar. Ben de aslında yeni öğrendim. İtiraf edeyim. Bu ekşilik dengesini sağlıyor şeker. Yani şeker tadı vermiyor ama en azından o aşırı ekşiliği alıyor. Tamam, şimdi iç harcımızı yaptık. Tamam oldu galiba. Ne yapacağız şimdi? Tamamdır. Sırada ne var? Sarmaya geçeceğiz. Bu çok sıvı geldi bana. Bunu sarmak kolay oluyor mu? Olur. Yani çünkü bol yağlı olacak çünkü. Bol yağ var, domates sosu var. Biz hanımlar alışmışız böyle sıkı sıkı bir harç görüp o harçla sarma yapmaya. Bu biraz bana cıvık geldi açıkçası. Şimdi bu böyle cıvık olacak. Artan suyu pişirmede kullanacağız. O yüzden bunun artan suyunu kullanacağız. Tamam. Oldukça değişik evet. Ve güzel. Farklı oluyor biraz daha.
Şimdi o zaman tenceremizi getirdik. Şöyle bir tenceremiz var. Başlayalım bakalım ne sarıyormuşuz, ne yapıyormuşuz. Yaprağımız bayağı genişmiş. Tabii yaprak çok önemli. Yani içi ne kadar güzel olursa olsun, yaprak eğer güzel olmazsa hiçbir anlamı yok. İşin sırlarından bir tanesi de yaprak tabii mıdır ki. Yeşim Hanım? Şöyle ben görüyorum sizi sosyal medyada da bu arada takip ediyorum. Oldukça güzel sarmalarınız var. Yani böyle hani dayanılısı zor bir görüntü var. Bu arada sosyal medyadan mı ulaşıyorlar size? Evet. Instagram'da kullanıyorum. Facebook ikisi. Instagram'da Cici ev Yemekleri olarak geçiyor. Evet. Facebook'ta da Yeşim Mert Türk Memiş olarak ulaşabilirler. Oradan ulaşıp size sipariş verebilirler. Evet. O zaman ben size yaprak ayırmaya başlayayım. Bu Yeşim yapraklar Hanım, çok geniş olduğu için. Ortadan kestiniz. Ben de şöyle arasındaki o dalları, hani şu sert oluşturacak bölümleri çıkardım. Size şöyle hazırlayayım. Bizde yaprak sarmalar hanımlar bir araya gelir. Şöyle toplanır. İşte Evet. Bir gün sana bir gün bana yapılır. Hala imece usulü sevgili izleyicilerimiz. Eskilerimiz imece usulü. Bahçe işleri yaparlarmış, bağ bahçe işleri. Şimdi onlar kalmadı. Şimdi yemek işi var. Yemek yapılıyor. İmece usulü işte bir gün sana bir gün bana. Gel bir gün sana mantı yapalım, bir gün bana işte makarna yapalım ya da sarma saralım Evet. gibi. Düğünlerde, bayramlarda özellikle. Köylerde hala Devam ediyor. Var, evet, bizim köyde yapılıyor. Şöyle yapraklarımız oldu mu? Oldu oldu, güzel oldu. Güzel oldu. Evet, evet bir de ben deneyim Yeşim Hanım. Durun. Yaprak güzel. İş gerçekten. Yaprak güzel. İç harcımız da güzel. Şimdi bir deneme yapalım. Tabii ben böyle masa üzerinde sarmaya pek alışık değilim. Deneyeceğim. Ben elimde yaparım. Onu Anne yapabiliyorsanız ne ala. Anne usulü elimde yapmayı daha çok tercih ediyorum. Şöyle tencereyi buraya bırakayım. Biraz saralım. O şekil vereceğiz ya pişme şeklini. Onu tekrar gösterelim. Nasıl bir şekilde pişireceğiz? Pişirme kısmını Facebook'ta çok soranlar oluyor. Evet. Onu özellikle gösterelim. Çünkü ben fazla hani yanıt veremiyorum herkese. Şimdi ustalar her sırrını paylaşmazmış. Yok. Yani siz bir de ticarete döktünüz. İster istemez soracaklardır. İşte bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor? Ya nasıl benim, yapıyorsun? Benim video çekme şansım olmuyor fazla. Evet. Bunları da hani böyle anlatarak da yani kelimeyle olmuyor anlatmak. Video çekmek daha iyi anlaşılır olur. O yüzden bazen yanlış anlaşılma olabiliyor. Ama bu tamamıyla buradan paylaşmamayla bir alakası yok. Yok, alakası yani da yok. Yani hiçbir durum değil. Yeşim Hanım bütün sırrını paylaşıyor. Bu arada ben de sizinle bakın bir sır paylaşıyorum sevgili izleyiciler. Evet, Yeşim Hanım oldukça kolay ve güzel bir şekilde elde yapıyor. Ama yaprak sarma yapamıyorum. İlk defa yapacağım, nasıl yapacağım diye düşünenler. Şöyle bir makarna poşetinizin yarıya böldük bakın. Bildiğiniz evde bakliyat poşetinizin yarısı. Üzerine yaprağı koyuyorum Yeşim Hanım. Ben de bu ilk defa deneyecek olanlara, şimdi sizin o güzel sarmaları görüp de evde denemek isteyen sevgili izleyicilerimize bana bir da fikir olur belki. Kolaylık öğretelim. Şöyle koyuyorum. Yaprağı koydum bakın. Şöyle katlıyorum. Tabii makineleri var. Makine almayacağım. Uğraşamayacağım diyorsanız şöyle güzelce getiriyorsunuz. Elinizi bastırıyorsunuz ve şöyle çekiyorsunuz. Tabii Yeşim Hanım'ın iç harcı biraz sulu. Ben bu iç harca pek alışık değilim. Dedim mi size? Ben hep sert. Böyle daha sert, daha sert olanlarına alışık olduğum için tabii büyük oldu. Yeşim Hanım istiyor ki minik minik sarmalar olsun. Daha minik mi yapalım? Yani daha iyi olur aslında. Keseyim mi ortada? Evet, keselim. Kesiyorum Yeşim Hanım bak. Çünkü yaprak bayağı büyük. İşte işin sırrı yapraktaymış. Niye olmuyor? Yapraktan olmuyor. Hemen yaprağı tekrar kestik. Ama bazıları da çok büyük seviyor böyle uzun uzun. Yaprak ben görüyorum ne kadar bazen. Geniş, o da o kadar geniş. Böyle galiba o da bazı yörelere ait. Böyle uzun uzun sarıyorlar bayağı ama onu yerken nasıl olur bilemiyorum açıkçası. Evet, bazı yörelerde öyle gerçekten böyle bayağı yapıyorlar. Bayağı şöyle uzun uzun oluyor. Uzun uzun. Bazıları çok iyi, bazıları üçgen, bazıları tamamıyla top halinde de sarıyor yine aynı şekilde. Şimdi Yeşim Hanımcığım,
Biz poşeti gösterdik ama biz bir de sizinle birlikte içli köfte yapacağız. Evet. Bu lezzetlerden sadece bir tanesi. Bir de içli köftemiz var. İçli köftemiz için neler yapmamız gerekiyor? Dilerseniz ben dış harcını yavaş yavaş hazırlayayım. Dış harcına bulgur, yani ölçüyü soranlar oluyor genelde. 1,5 su bardağı ince bulgur kullanıyoruz. Evet, hemen alalım şimdi. 1,5 su bardağı ince bulgurumuzu aldık elimize. Şöyle kabımızın içerisine koyuyoruz. Evet, 1/2 su bardağı irmik. 1/2 su bardağı irmiğimizi de aldık. Onu da şöyle kabımızın içerisine koyuyorum. Evet. Şimdi 3 kaşık kadar un koyalım, beyaz un. Normal un koyuyorum. 3 yemek kaşığı. Peki salça koyacak mıyım bu dış kabına? Koyalım, koyalım. Şunu alayım. İstemeyenler de oluyor, tercih etmeyenler şöyle de oluyor. Şöyle bir tuz ekleyecek miyim? 2. Ekleyelim, evet. Ve 3. 1,5 su bardağı şeklinde ince bulgur, kısırlık bulgur koydum. 1/2 su bardağı irmik koyduk. 3 yemek kaşığı dolusunca unumuzu ekledik. Şimdi bir güzel şöyle bir karıştırdım. Başka ne ekliyorum? Yumurta, unutmayalım. Yumurtayı bütün haliyle mi koyuyorum? Evet, bütün. Evet, bir tane kullanıyorum. Bir adet yumurtamızı da direkt kırıp içerisine ekliyorum. Başka ne koyayım? Salça görüyorum. İçerisine mi bu? Salça. Buna evet. Mı iç harcına mı? İkisine de. İkisine. O zaman paylaştırayım ben bunları. Olur. Tamam. Yarısını dışına, yarısını içine sevgili izleyiciler. Birer kaşık salçamız var. Biber ve domates salçası. Ben onları yarı yarıya böldüm. Yarısı dışarısına, yarısı içerisine. Tuz ekliyorum bir miktar. Şimdi dış harcı gördüm. Direkt tuz aklıma geldi. Başka bir şey koymama gerek yok var mı? Yok. Su mu koyacağım? Su, yani kaynar olmasın. Kaynar olmayan ama sıcağa yakın sıcak bir su. 2 bardak koyarsak çok da cıvık bir hamur olmaz. Şöyle bir. Bu yumurta bununla pişiyor mu? Ne oluyor? Daha mı iyi tutturuyor? Tabii. Şimdi 2 bardağa yakın dediniz. Biraz ölçüyü aşağı koydum. Şöyle o zaman karıştıra karıştıra bakayım. Karıştıralım iyice. Ondan sonra kapatalım. Kısır yapar gibi şişecek. Şöyle dinlensin mi? Dinlenecek, evet. Kapağını kapatacağız. Yani demek ki bu içli köftenin de asıl hani hanımlarımızın en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesi bu dış kabını yapmak. Dış kabını yaptıktan sonra da ikinci aşama kızartmak. Zaten dış hamuru eğer yeterince yoğrulmuş olursa kızartmakta sorun yaşamayız ama yeterince yoğrulmamış olursa çatlamalar oluyor. Şimdi gelişi güzel, ben şöyle bir karıştırıyorum. Bu sadece dinlenmesi açısından, tabii ki yoğurma aşaması var. İyice yoğuracağız. Yoğurduktan sonra güzelce şekil vereceğiz. Yine bol yağda dilerseniz kızartın. Dilerseniz yine çok böyle üzerine aşacak şekilde suda haşlayın. Haşlamalık yapacaksak eğer ona irmik koymuyoruz. Onu da söyleyelim o zaman. Koymayalım mı? O irmik dağılmasına sebep oluyor. Haşlayınca dağıtıyor mu irmik? İrmik, evet. Haşlayınca dağıtıyormuş sevgili izleyiciler. Bakın farklı bir yöntem daha öğrenmiş olduk. Haşlarken irmik koymuyoruz. Yeterli midir Yeşim Hanım? Yeterli. Sürekli mi? Yok, yeterli. O kıvamı olmuş. Bırakalım onu şişmeye. Şimdi streçle bir güzel kapatalım. Dinlenmeye bırakıyoruz. Bu biraz yorucu bir süreç. Uzun bir süreç sevgili izleyicilerimiz. Yoruldu bu hamurumuz. Dinlensin şöyle. Fazla koşturmayalım onu. Şöyle bırakıyoruz. Standlı mikseri olanlar evde. Onda da yoğurabilirler. Çünkü uzun bir yoğurma süreci oluyor. Evet. Gel gelelim Yeşim Hanım'ın sarmalarına yardımcı olmaya. Ne yaptık? İçli köftemizin dış harcını yaptık. Onu bir güzel streçle sardık. Dinlenmesi için istirahatgahını şöyle çektik ve bıraktık, dinleniyor. Şimdi sarmamıza devam edelim. Bu arada işin sırrı yapraktaymış. Yaprağımızı şu dış kenarında bulunan sert kısımları alıp hem yerken lezzetli olmayacaktır hem de sarmanızın daha kolay hemen dağılmasına neden olacaktır. Evet. İşin ustası burada, öyle mi? Estağfurullah, usta demeyelim ama yani tecrübem biraz var. Tecrübe konuştum burada. Öyle diyelim o zaman. Tecrübe tamam. Konuşuyor. Burada Yeşim Hanım öyle söylüyor. Evet, şöyle iç. Bir de mesela şey de belirtelim. Bazı hanımlar asmaları oluyor. Kendileri topluyor. Evet. Evde salamura yapıyorlar. Özellikle beyaz üzüm yaprağı olması lazım. Hı hı. Siyah üzüm yaprağı
Çünkü sert olur ve hiç tadı olmaz. Karadeniz'de genellikle siyah üzüm var çünkü. Evet. Karadeniz yöresinde biraz daha siyah üzüm ağırlıklı ama biraz daha İç Anadolu, biraz daha Ege, işte daha fazla sarı, dediğiniz gibi işte evet, beyaz üzüm, diğer adıyla sarı üzüm daha fazla ve çok güzel. Tokat yaprağı ben mesela muhteşem olur. Ben Tokat'tan getirtiyorum özellikle. Daha çok fark ediyor. Yani içini ne kadar güzel yaparsanız yapın, yaprak güzel olmazsa, evet, belli oluyor zaten. Hani aldığınızda böyle sert, çok damarlı olursa muhtemelen dolması da güzel olmayacak. İşinizi zorlaştıran kısımlardan bir tanesiymiş. Evet. Şu yaprak aşaması. İşi hızlandırdım. Ben elimde yapıyorum Yeşim Hanım. Keşke ben de yapabilsem öyle. Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi ortak bir noktayı alalım mı? Olur. Hanımlarımız gibi. Sizi de sevgili izleyicilerimiz rahatlıkla görsünler. Ben elimde şöyle çeviriyorum. Hiç uğraşamıyorum, açık söyleyeyim. Öyle ya da böyle ben elimde rahatlıkla bu şekilde sarıyorum minik minik. Benim daha kolay da, oluyor. Kaynanam da elinde bu da sarar. Kulaklar için nasıl annemin bize öğretmiş olduğu güzel bir yaprak sarma yöntemi. Ben özellikle anneannem rahmetli oldu. İnşallah nur içinde yatsın Allah annem. Rahmet eylesin. Büyüklerimden öğrendim. Ben anneannemden öğrendim. O bana bu şekilde yaprak açardı. Ben de sarma yapardım. Çok pratik oluyor ama yani sizin. Ben kaynanama söyledim, bana da öğret. Bir uğraştı ama baktık yapamıyorum. Vazgeçti o da. Evet, şöyle güzelce alıyorum. Sos da bu arada gerçekten güzel olmuş. Hani şöyle biraz damlıyor. Görünüşü bence çok hoş gibi gelmeyebilir sevgili izleyiciler ama lezzet bakımından hani farklılık istiyoruz. Yine bu da farklı güzel bir iç harç olmuş, deneyin. Hem de vaktinizi hiç almayacak değil mi? Çok kolay. Yok, evet, hani böyle almıyor. Bir kavuracağım ya, şimdi iç harç mı hazırlayacağım ben onu, bir de oturacağım sarma mı yapacağım falan diye düşünüyorsanız işte işin kolayı bu. Kavrulmamış olması yani nasıl diye hani soranlar olabilir. Denesinler, çok güzel oluyor. Mesela pirinci çok sorabilirler. İşte pirinç, Evet, içinde pişiyor mu? Pişer. Çünkü yıkıyoruz. O zaten şişiyor. Hı-hı. Kısık ateşte pişirdiğimiz zaman gayet lezzetli oluyor. Kısık ateşte yani. Kısık Burada ateşte, dikkat edilmesi evet, gereken hususlardan bir tanesi de bu sanırım. Çok fazla harlı bir ateş kullanmayacağız. Kısık ateşte yine sıcak suyla mı pişireceğiz? Yoksa soğuk su mu koysunlar? Ya ılık soğuk su her yemeğin tadını biraz bozar zaten. Hı-hı. Genelde bilinir bu. Bunun birazdan göstereceğiz tencereyi dizilişini. Su çok az kullanacağız. Suyu az kullanacağız. Çok az. Çünkü iç harç zaten bolca sulu. Bakın evet, şöyle biraz süzdürerek alıyorum. Geriye kalan suyunu da Yeşim Hanım ne söyledi sevgili izleyicilerimiz, pişirirken yine içerisine sos olarak kullanacağız. Geriye kalan suyunu da ilave edeceğiz. O nedenle biraz sulu sulu ama lezzetli bir sarmamız oluyor sevgili izleyicilerimiz. Yeşim Hanım, yaprağımız da güzel çıktı çok bu arada. Çok güzel çıkmış, evet. İnşallah bizimkisinde lezzeti güzel olur. Nereden aldınız diye yayından sonra. Şimdi bir de dost eliyle sarmak daha bir zevkli tabii oluyor. Ki, yani tabii. arkadaşla bir araya gelip sarma yapıp hem de sohbetine doyum olmayınca lezzetine de doyum olmuyor açıkçası. Aynen öyle. Sarma çok zaman alan bir şey olduğu için zaten tek başına insan çok sıkılıyor. Onu da bir gösterelim sevgili izleyicilerimize. Pişme aşamasında, içerisine dizme aşamasında göstereceğiz sevgili izleyiciler ama kısacık bir reklam arası ardından tekrar sizlerle olacağız. Kısacık bir reklam arasının ardından sizlerle birlikteyiz. Sarmalarımızı sardık. Güzelce bir tenceremize yerleştirdik. Şimdi o yerleştirme farklı oldu. Biraz İçerisine farklı. Yine ekleyeceklerimiz de değişik. Evet. Onları gösterelim sevgili izleyicilerimize. Yeşim Hanımcığım, nasıl yapıyoruz? Ya böyle ortasını boşluk bırakacak şekilde dizdik. Evet. Az önce söylemiştik zaten, bu artan içine biraz su ekleyeceğiz. Hı hı. Biraz yine limon sıkacağız. Çok az ama. Şimdi biliyorsunuz iç harcımızı biz domates sosuyla yapmıştık. İçerisine 3 tane domatesi rendelemiştik, koymuştuk. Bolca da yağ vardı. Şimdi ondan geriye kalan
Sostan geriye kalan suyumuz bu. İçerisine bir adet domates yine rendeledik. Rendeledik. Biraz daha bol, şöyle kıvamlı olsun istiyoruz. Evet. Limon yine sıktık. Çok az Direkt koyuyor miktarda. muyuz? Biraz su ekleyelim. Çünkü Tamam. bayağı bir sardık. İşte el birliği, güç birliği oldu böyle. Bayağı bir Evet. sardık. Şöyle dolduruyorum. Yeterli mi? Birazcık Bakalım daha. duruma göre yine ekleriz. Şöyle tam ortaya. Tenceremizin tam Tam ortasına koyuyoruz. ortasına. Biraz daha su ekleyebiliriz. Çok az. Şöyle vereyim, buyurun. Tamamdır. Kaynarken zaten Ağzı açık mı pişireceğiz, yok, kapalı mı kapatacağız. pişireceğiz? Bir de böyle hani varsa bir kabımız tam üstüne denk gelecek şekilde. Bir de şöyle yapıyoruz şunları. Limonları içerisine Şöyle dolduruyorsunuz. ortaya. Tamam. Şöyle bir baskı mı koyacağız? Dağılmasın diye. Şöyle direkt Tam kapattık. kendiymiş. Kapağımızı kapattık, bırakıyoruz ve bu şekilde pişireceğiz. Kapağımızı üzerine koyduk. Kenarlarında boşluk var, oralardan hava Bir alacak. kere bir kaynasın, sonra kısık ateşte buharla pişecek. Evet, önce harlı ateş ama sonrasında kısık ateşte pişireceğiz. Şimdi gel gelelim içli köftemize. Bunun kapağını da kapatalım. Tamam, üst kapağını da kapatalım. Hamurumuz ne durumda? Şöyle bir bakalım. Hamurun kıvamı gayet güzel. Bunu mesela şimdi böyle yoğuracağız ya. Evet. Bir kasede kenarda suyumuz olacak. Ele yapışmaması için. Suyun içinde muhakkak tuz. Su ve tuz. Tuz. Yani o suyun içinde tuz katıp elimizi bandıracağız ona. Evet, ustamız ne istiyorsa hazırlayalım. Bunun Şimdi yükseldi. tepsileri oluyor zaten bilir birçok kişi. Biraz tırtıllı oluyor içi. Ve biraz tuz Tuz, ekliyorum suyun evet. içerisine şöyle. Bir miktar tuz. Hemen bir karıştırayım. Şöyle bir güzel karıştırdım. Su ve tuz. Bu su ve tuz sadece elimizi değdirmek için. Bu arada bu harcımızı yine dediğiniz gibi evinizde mikserleriniz varsa ya da büyük işte hamur yoğurma kaplarınız varsa, elektrikli robotlarınız, onlarda da yine yoğurabilirsiniz. Yoğurma işlemini orada gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz de yine çiğ köfte yoğurma kapları var. Evet. Büyükleyenler. Onlarda da yapabilirsiniz. Artık biz işi iyice kolaylaştırdığımız için bunun içerisinde Yeşim Hanım maşallah sık sık yapa yapa bu Evet. işin profesyoneli haline gelmiş. Bu şekilde devam ettiriyor. Bu arada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcını zaten eğer içli köfte yapacağımız zaman bir gün önceden yapıp dolapta bekletmemiz gerekiyor. Evet. Ya soğuk olması gerekiyor iç harcının. Yoksa içini doldurduğumuzda hamur dağılabilir. Evet. Dağılır. Yani İç dağılır. harcımızı bir gece önceden yapıyoruz. Ama biz sizin için şimdi iç harcı tekrar hazırlayacağız. Nasıl olduğunu göstereceğiz. Mümkünse siz önceden hazırlayın, dolabınıza koyun, soğusun ya da sabahtan hazırlayın. Ya soğuk olması Akşam lazım. iftar saatine kadar o iyice donmuş olsun, soğumuş olsun. Et yağı artık birbirine geri yapışsın. Şimdi 500 gram kadar bizim kıymamız var. Yine bildiğimiz dana kıyma. Tamam. Az yağlı bir kıymamız var. Bolca soğanımız var. Yine lezzetini verecek olan burada soğan. Yine maydanozumuz, baharatlarımız, salçamız ve en son cevizimiz içerisinde yerini alacak sevgili izleyicilerimiz. Ben içli köfteye kimyonu çok yakıştırıyorum. Dilerseniz kimyon da ekleyebilirsiniz. Kimyonu kıymayı kavurma aşamasında zaten muhakkak kullanalım. Çünkü o kokuyu gideriyor. Etin bir Kokusu. kokusu vardır ya hani kıymanın. Hı. O kokuyu muhakkak gideriyor. Evet, şimdi yağımızdan ses gelmeye başladı. Yağımızın üzerine önce soğanları mı kavurayım? Soğanı koymayalım. Neyi koyayım? Şimdi Kıymayı mı? normalde öyledir ama önce kıymaya kavuralım. O bir su çıkıyor ya. Evet, o su olayı bir gitsin. Su Şöyle kıymamızı gitsin. kavuralım. Suyu bir gitsin. Sulandığı esnada baharatları katalım.
sarımsak bir tane doğrasak iyi olur. Çok az sıvı yağ koydum. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar. Direkt 500 gram kıymamı aldım. İçerisine şöyle bir güzel soteleyeceğim. Kıymamız şöyle bir suyunu salacak. Tekrar geri toplayacak. Üzerine soğanlarımızı ekleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz ve baharatlar. Tabii ki olmazsa olmaz cevizimiz de yine. Çili köftenin en güzel yanlarından bir tanesi. Bence bu içerisinde bulunan ceviz. Özellikle de biraz şöyle diri bırakın ki yerken çıtır çıtır geliyor ağza. Evet. Ve lezzeti muhteşem oluyor. Ben genelde son esnada ekliyorum zaten cevizi isteyenlere. Güzelce soteledim. Sizde durum nedir? Nasıl güzel gidiyor gibi, Yeşim Hanım? Güzel gibi görünüyor. Evet. Bakalım. İç harcımızın güzelce kıymalarını soteledik. Şimdi artık soğanını ekliyorum. 2 adet ince kıyılmış soğanımız var. Onu da yine ekliyorum içerisine. Bu arada sarmalarımız pişmeye başladı, kaynadı. Altını kıstık çünkü artık yavaş yavaş dinlene dinlene pişmesi gerekiyor bu kısımda. Güzelce bir pişireceğiz onu. Bir de sarmayı ben ilk yemek yapmaya başladığım zamanlarda çok yakıyordum. O pişme süresini hiç ayarlayamıyordum. Bazen saat kuruyordum, bazen başına gidip sık sık kontrol edip bakıyordum. Olmuyordu, hep bir eksik çıkıyordu. Sonra bir püf noktası daha öğrendim. Altına şöyle 2 sıra yaprak sermeye başladım. Evet. İlk acemilik günlerimde böyle yaptım sevgili izleyiciler. Altına 2 sıra yaprak serince en azından yanmadan kurtarabilme şansım oluyordu. Lahanalarla yapılan sarmada da kemik koyarlar altına. Etli yapıp o da çok güzel oluyor. Evet, etli sarmalara gerçekten kemik çok yakışıyor. Şimdi içerisine baharatları artık ekleyeyim mi? Ekleyelim. Şöyle tuzunu ekleyeyim yavaş yavaş, şöyle bir miktar. İçerisine tuzumuzu gezdirdik. Biraz kırmızı biber. Burada biraz özgür davranacağım. Nane koymayabilirsiniz, ben koydum. Çok az karabiber koymak istiyorum çünkü et kokusunu biraz daha bastırsın. Biraz kırmızı biber. Ve maydanoz istiyor musunuz Yeşim Hanım'ın için? Maydanoz koyanlar oluyor ama tercihe göre. Peki salçamızı koyalım mı? Koyalım, evet. Evet, bir yemek kaşığı salçamızın yarısını dışına kullandık, yarısını içerisine kullanıyoruz. Domates salçası ve biber salçası koyduk güzelce. Karıştırmaya, pişirmeye devam ediyoruz. Salça da güzelce kavrulsun. Tabii ki kimyonumuz olacak içerisine. Sevgili izleyicilerimiz, bir miktar kimyon ve en son cevizimizi yine içerisine ekleyeceğiz. Yeşim Hanım dedi ki, biz bu harcı bir gün önceden yapalım ya da sabahtan yapın, bırakın, iftara yakın çıkarın. Bu şekilde kullanabilirsiniz Yeşim Hanım. Size bir kap vereyim. Evet. Artık yavaş yavaş şekillendirme aşamasına başlayalım sevgili izleyicilerimizle birlikte. Kabımızı aldık. Suyumuz yine yanımızda. Şimdi. Önceden getirmiştik zaten, hazırlamıştık. O içi alayım ben. Tamam Yeşim Hanım. Önceden hazırlıklı bayanlarımızdan iç harcımızı bizlere getirdi sevgili izleyicilerimiz. Bir gün önceden yapmış, dinlendirmiş, hazırlamış. Ben sizin için son aşama cevizi de ekleyip İç harcımızın bu şekilde yapılacağını ve bekletmemiz gerektiğini tekrar açıklamak istiyorum. Ve son halimiz budur. İç harcına kuş üzümü koyanlar da var. Evet, artık kapatıyorum. Son bitirişimiz bu. Ancak Yeşim Hanım sağ olsun daha önce getirdi. Ben hemen dolabımızdan alıp getiriyorum. Evet, buyurun. Ellerinize sağlık. Bakın donmuş. Bahsettiğimiz olay bu. Dağılmaması için, daha rahat koyabilmemiz için önceden hazırlanmış. Bir de kaşık alabilirsem ben size. Şöyle kaşıklarınızı da getirdim. Yemeğe hazır gibi duruyor ama iç harcımızı güzelce koyacağız. Şeklini vereceğiz. Bu arada ben bunun yuvarlak yapılışını öğrendim sadece. Sizin gibi böyle uzun şekil hala veremiyorum Yeşim Hanımcığım. Biraz zor oluyor. O şekli bir daha gösterelim. Nasıl verilir? Şöyle. Önce bir ince oyuk yaptık. Özelliği zaten o içli köftenin dışının ince olması gerekiyor. Yoksa çok yağ çeker. Evet. Bu arada bol yağda kızartacağız. Evet.
Haşlarken ne yapıyoruz öğrendiğimiz üzere? İrmik koymuyoruz dağılmaması için. Yeşim Hanım, ben böyle yarım yapayım. Size emanet edeyim. Olur. Hünerli ellerinize. Devamını sizden bekliyoruz. Olur, neden olmasın? Evet, ben böyle tam bir lale şekli verdim sevgili izleyeceğimiz. İçerisine yine harcımız yerleşecek, kapanacak ve içli köftemiz son halini alacak. Yeşim Hanım'ın o marifetli ellerinden. Buyurun. İşi kolaylaştıralım istiyorum. Bir arada da yavaş yavaş sarmamıza göz gezdiriyorum. Çünkü dedim ya sevgili izleyeceğimiz, hiçbir iş bir anda olmuyor. Her şey emek istiyor, zaman istiyor, zaman ve süreçle. Yine yemek yapmayı da bizler öğrendik. Dolayısıyla çocuklarımıza da yemek yaptırırken aman yapamazsın, edemezsin, sen boş ver, yakarsın, tutarsın gibi cümleler kullanmayalım. Muhakkak yani öğrenmeleri lazım. Çocukluktan başlıyor zaten ilgi merak. Evet. Ben annemden gizli gizli yapardım hep. En çok hangi yemeği yapıyordun annenden gizli? Yani o zamanlar kurabiye ile başlamıştım. Kurabiye kek hani ilkokul yaşlarında. Bizim fındık bahçelerimiz var. Annem giderdi bahçeye. Ben okuldan gelince gizli gizli yapardım. Dolaba saklardım. Evet. Misafir geldiğinde çıkartırdım. Tabii aslında anneler bir Merak o taraftan da mutlu zamandan. oluyordu o zamanlar. Yani gitmiş benim için gizlice yapmış, hazırlamış. Bir taraftan da mutlu oluyorlardı ama çok da belli etmiyorlardı. Ben eminim yani belli etmiyorlar ama mutluydular onlar. Kız çocuğu olunca bir de hani istiyorlar ki yemek kültürü olsun. Yapsın. Eli becerikli olsun. Genellikle beklenen, istenen kız Evet. çocuklarından budur diyorsunuz. Yani yemek yapsın, evde yardımcı olsun, işte mutfağı toplasın, ben gelince en azından hazırlıklar bitmiş olsun gibi beklentileri var. Eskiden annelerimiz yoruluyormuş, çok iş yapıyorlarmış Yeşim Hanım. Doğru, evet. Ya yani Şimdi şu an anlıyorum hani anne olunca ki çocuk, ev işi, bir de dışarıda iş varsa eğer çalışanlar için çok zor oluyor gerçekten. peki sizce, ben bu konuyu her zaman değiniyorum arkadaş sohbetlerimizde ama siz de bir ev hanımı olarak hem de evde ek iş yapan bir hanımefendi olarak sizce ev hanımlarımız çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışıyor. Normal Daha dışarıda fazla. çalışanlardan çok daha Daha fazla fazla. çalışıyorlar aslında, değil mi? Bitmiyor ki ev, yani ev işi bitmiyor. Normal ben siparişlerimi bitiriyorum işi. Bakıyorum ama ev işi bitmiyor. Tekrar bulaşacak. Çocuk varsa zaten daha fazla oluyor. Buyurunuz. Şimdi biliyorsun yeni bir yasa çıktı ve artık büyük anneler çalışan torunlarına bak, çalışan işte gelin olur, kız olur, oğlu olur artık kimse. Yeni büyük anneler şimdi maaş alıyorlar. İnşallah bu ev hanımlarımıza da nasip olur. İnşallah. Evet, köftelerimizin şeklini verdik. Evet, verdik. Bir miktarda kızarttık ama sevgili izleyicilerimize kızartmayı da tekrar gösterelim istiyoruz. Nasıl yapıyoruz şimdi? Tavamızı aldık, bolca yağ doldurduk. Bu yağı Evet. çok seviyor. Yağın içinde yüzecek şey, köfteler. Yüzecek yani, yüzecek. Yüzsün. Bol kızgın yağ olacak. Şöyle bolca derin bir tavamızın ya da tenceremizin içerisine yağımızı aldık. İçerisine atıyoruz. Yağ üzerine örtecek ve bol yağda kızartacağız içli köftelerimizi. Birkaç tanesini yuvarlak yaptık. Eğer şeklini ben uzun bir şekil veremiyorum diye canınızı sıkmayın. Evet. Yuvarlak da olur, hiç problem değil. Haşlamalık için zaten genelde yuvarlak yapılıyor. Evet, haşlamayı tercih edenler daha çok yuvarlak, yuvarlak şekil tercih etsinler. Bu arada sarmamızın da şöyle bir son durumunu kontrol edelim. Oldukça güzel pişti, suyunu çekti. Biz üzerinden tabağımızı aldık. Baskı yapan tabağımızı artık servis için hazır. Tabii yaprak sarmasının da en güzel özelliklerinden bir tanesi ne kadar dinlenirse o kadar güzel. Doğrudur. Sıcak da tercih edebilirler, soğuk da tercih edebilirler. Sıcak yerken de sıkıntı oluyor ama hani de zeytinyağlı olduğu için soğukta yenebiliyor. Evet, soğuk da tercih edebilirsiniz. Vallahi sahurda da tercih edebilirsiniz. Pek fazla yaprağınız eğer aşırı tuzlu değilse bence tabii sahurda da güzel kahvaltının yanında güzel bir atıştırmalık olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kızartmamızı yaparken Yeşim Hanım,
Nasıl anlayacağız? Zaman mı tutacağız? Dakikaya mı bakacağız? Yoksa içli köfte kendisini belli ediyor mu? Belli eder kendisini. Bu renginin şu şekli aldığı zaman kızardığı anlamına geliyor. İyice kızarması önemli bizim için. Hanımlar anlar zaten renginden. Kızardıktan sonra da köftelerimizi çıkaracağız. İçli köftelerimizin püf noktasını bir daha anlatalım. Nerelere dikkat etsinler? Yağ dikkat etsinler. Örneğin yağ dikkat etsinler. En başta kızartma esnasında yağ su kaçırmamaya dikkat edin. Çünkü bazen böyle çatlıyor, içerisinden kıyma çıkıyor. İşte bu şekilde patlayabiliyor. Aşırı buna dikkat edin. Aşırı kızgın yağ olduğu için sorun olabilir. Evet, sorun yaşayabilirsiniz. Çok aşırı kızgın olduğu için olmuş galiba. Şunu da yerine alalım. Şöyle kontrol edelim. Şu galiba olmuş. Yine. Eğer köfteleri hani buzlukta şoklayıp da çıkartacaksak biraz buzu çözülsün, öyle kızartalım. İçi pişmez yoksa, değil mi? Pişmez. Yani kızgın yağ olduğu için dışı kızarır, içi çiğ kalır. Güzel olmaz o zaman. Evet, kızgın yağ olduğu için aldanmayın sevgili izleyicilerimiz. Buzluğa koyacaksanız, koymuşsunuzdur da. Belki birçoğunuz Ramazan öncesi bu tür hazırlıklar yaptınız, yine yapmışsınızdır. Buzlukta saklıyorsanız çıkardığınızda hemen direkt kullanmayın. Biraz bekletin, şöyle çözülsün, buzu iyice bir açılsın. İnşallah ondan sonra da yine bol kızgın yağda ya da tuzlu haşlama suyunda haşlayabilirsiniz. Biz de böyle bolca bir içli köfte hazırladık. Elimize sağlık. Şöyle getirelim. Masamızın ortasında yerini alacak muhteşem bir görüntüye sahip olduk. Son şekillerimizi verelim. Birazcık görsellik katalım. Tabii olmazsa olmaz zaten. Evet, şöyle birkaç tane çeri domates koyalım mesela, renklendirelim. Şöyle etrafına koyabiliriz ya da. Burada özgürüz. Yani zevkimize göre. Dekor artık hanımlarımızın zevkine, keyfine kalmış bir durum. Şöyle iki tane ile ortaya getirelim o zaman. Sosyal medyada malum artık yapıp resim çekip paylaşıyoruz. Bazen evet. Bana kızanlar oluyor. Canımızı çektiriyorsun diye ama. Reklam şart yani. Evet sevgili izleyicilerim. Kusuruma bakmasınlar artık. Yeşim Hanım buradan sesini duyuruyor. Biliyorum canınız çekiyor ama diyor. Maalesef işin ticaretini de yaptığımız için paylaşmak zorundayım diyor. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Burada göz aynen hakkı olduğunu öyle biliyor. Kimin canı çekiyorsa o zaman helalleşelim şimdiden. Aynen öyle. Yani sizin aracılığınızla. Evet, geliyormuş. Biz hazırladık içli köftemiz bu şekilde efendim. Hatta şöyle çevirmeye karar verdim. Ah biz hanımlar, bizi anlamak için kitap yazsalar çok büyük bir kitap olur diyorlar ya, hep öyle şikayet ediyorlar ama gerçekten böyle ani kararlar verebiliyoruz ya da ani değişiklikler yapabiliyoruz. Şimdi sarmamızı da alalım. Zeytinyağlı yaprak sarmamız inşallah. Onu da bir güzel servis edelim. Şöyle Yeşim Hanımcığım bolca dolduralım mı tabağımıza? Ya da size bırakayım. Tamam. İşin ustası servisini de yine istediği gibi hazırlasın. Çok güzel olmuş sarmalarımız bu arada. İnşallah tadını beğenirsiniz. Evet, iç harcımıza neler koymuştuk? Bir tekrar paylaşalım mı sevgili izleyicilerimizle? Tabii. Pirinç. Pirincimizi bol suyla yıkadık. Hı hı. Daha sonrasında domates rendeledik. Evet. Limon isteğe göre hani şey olabilir. Bir çay kaşığı kadar şeker. İşte baharat isteğe göre değişebilir. Evet. Soğan tabii ki, bol soğan. Bol soğan olsun mutlaka içerisinde. Ve sıvı yağ. Ve kavurmadık sevgili izleyicilerimiz. Hani kavurma işlemi, şöyle bir soteleme işlemi yok bunda. Çiğden bir harç hazırladık. Hazırlamış olduğumuz o çiğden harcımızı güzelce yaprak sarmamıza koyduk, sardık. Ve içerisine yine o kalan çiğden harcımızdan arta kalan o sosu tam ortasında bir boşluk oluşturarak kenarlarını doldurduk ama ortaya hiçbir şekilde sarma koymadık. O boşluğun içerisine döküyoruz. İçerisine limonlarımızı kabuğuyla birlikte yerleştiriyoruz. O sosumuza bir adet de domates biz yine fazlasıyla koyduk, rendeledik içerisine. En son olarak da sosumuzun suyunu dengeledik. Üzerine çıkmaya yakın bir şekilde suyunu bıraktık. Altını kısık halde pişirdik. Öncelikle bir harlı ateş, kaynamayı gördüğümüzde hemen o ateşi kesiyoruz, kısıyoruz.
ve dinlene dinlene aheste aheste yaprak sarmamızı pişiriyoruz. İşte bu da dağılmasını engelliyor. Üzerine bir baskı koyduk. Biraz şiddet uyguladık açıkçası evet. sarmamıza ve o şiddetin, o baskının hissiyle dağılmadan pişti. Çünkü her yemekte zaten buharıyla pişmesi, ağır ateşte pişmesi lezzetin daha farklı oluyor. Evet. Sarmada da özellikle bu ayrıntı önemli. Şimdi biz bir küçük, bir büyük, çeşit çeşit sardık ama diyoruz ya, bazı yörede değişiyor. İşte üçgen sarma şekilleri, işte daha fazla dikdörtgen şeklinde var. Çok uzun var, olabildiğince yaprağın boyu yettiğince saranlar var. Sizin gönlünüz hangisini istiyorsa, şu mübarek Ramazan günü canınız hangisini çekiyorsa, önemli olan hep birlikte lezzeti paylaşabilmek, bu duyguları, bu hissiyatı ve bu lezzeti birlikte paylaşabilmek diyorum sevgili izleyicilerim. Siz de yapın inşallah. Siz de deneyin, özellikle bu harcı, bu iç harcını yaprak sarmada deneyin. İşinizi çok kolaylaştıracak, çok pratik bir şekilde bitireceksiniz. Artık görsel katalım mı? Son bir iki tane de şuraya tamam. bırakalım. Görselimizi de koyup şöyle masamızın ortasına bırakacağımız muhteşem bir lezzet yine bizimle birlikte oldu bugün. Yeşim Hanım'ın ellerinden. Tamam mı? Tamamdır. Şöyle bir de limon mu koyalım? Koyalım çünkü limon. Bolca kullandık içinde limon. Hatta şöyle yapalım. Limonumuzu şöyle bir gül halinde koyalım ortasına. Evet. İçerisine de bir tane nane yaprağı koyalım mı? Şöyle mi koysak? Nasıl istiyorsanız. Yeşim Hanımcığım. Söyle. Yapraklarımızla da doldurduk limonumuzu. Dilim limon da dilerlerse koyabilirler şöyle etrafına. Destek sağlayabilirler. Bizim için bu kadar yeterli bugün. Sevgili izleyicilerimiz, görseli doldurmak gerisi size kalsın inşallah. Biz tabağımızı doldurduk. İnşallah sevgiyle de yuvanızı doldurursunuz. Çok teşekkür tamam, ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah yine görüşürüz. Tabii ki bekliyoruz biz. Sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Sizinle birlikte çok keyifli oluyor yemek yapmak Yeşim Hanımcığım. Rabbim inşallah işlerinizi rast getirsin. Amin. Cümlemizi inşallah. Helalinden bol rızık nasip eylesin. Amin. Diliyoruz bu mübarek Ramazan gününde. Evet sevgili izleyicilerimiz, iftar yaklaşıyor. Biz iftar soframız için hazırlığımızı yaptık. Sizleri de inşallah soframıza bekliyoruz. Bereketi bol olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.